Yani sen Marco'yu 3 numaraya çeksen, onun 3 numaradan topu yere vurabilen, oyunu kurabilen, ceza şutlarını sokan, performansından yararlansan, bu defa 2 numaradaki baskı, üzerinde baskılı, skor üretme baskısıyla yaşayan Marco Guduric'ten daha eli rahat bir Marco Guduric'e geçmiş olacaksın. Ve 3 numarada senin elinde Deschamps-Pierre var. Şimdi Deschamps-Pierre gibi fizikli, kalıplı, sırtı dönük oynayabilen bir oyuncunun yanına bence biraz daha orayı rahatlatabilecek, işte oyun zekası getirebilecek, hem de skor katkısı yüksek olan bir oyuncu koymak lazım. Bence o Marco Guduric'ti. Şimdi şu mevcut yapı içerisinde orayı kimle yedekleyecek Deschamps-Pierre'i? İşte alternatifler Marco Guduric, Hayes Davis, Nigel Hayes Davis. Hatta bence Nigel Hayes Davis'ten daha fazla Nemanja Bjelica. Yani Bjelica'yı 4 de oynatabilirsin, 5 de oynatabilirsin. Bana kalırsa uzun 5'ler oynatmak istiyorsan 3 de oynatabilirsin. Ama bana kalsa ben bu uzun rotasyonunu o tarafta bırakıp 3 numaraya Marco Guduric destekli bir rotasyona dönüştürürüm. Bu da beni 2 numarada yeni bir oyuncu kullanabilme şansı doğurur. Ama şimdi sen Nigel Hayes Davis transfer ettiğin yerde artık yani kadro şişti. Bir tane de öyle bir oyuncu daha alabilme şansın yok. Mecburen bir 2 numarayla transferi tamamlayacaklar. O 2 numara transferi de aslında görüntü itibariyle şimdi Nick Calates 1 numarada, Scottie Wilbeck'in onu yedekleyen ama aynı zamanda 2 numarada oynayan oyuncu olacak. Şimdi oraya bir de 2 numarada yeni bir transfer gelecek. 3 oyuncu. 4. oyuncu olarak mecburen Marco Guduric'i kullanacaksın. İşte ben olsam orada Marco Guduric'i kullanmayıp başka bir transfere gidip Marco'yu 3'te değerlendirip Hayes transferini yapmazdım.